Ankara'daki terör saldırısı Amerika'da da tepkiyle karşılandı. Amerikan yönetiminin ve medyasının tepkilerini Mehmet Toroğlu özetleyecek şimdi. Mehmet, açıklamalar ne yönde oldu? Basın yayın organlarında haber nasıl yer aldı? Hülya Polat, Ankara'daki terör saldırısını saldırısıyla ilgili ilk açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık sözcüsü John Kirby yazılı açıklamasında Kızılay'daki terör saldırısını şiddetle kınarken hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu ve yaralıların süratle iyileşmesini umduklarını belirtti. Kirby açıklamasında ortak tehdit terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye ile güçlü ortaklığımızı yeniden teyit ederiz ifadesini kullandı. Bakanlıktan hemen sonra da Beyaz Saray benzer bir kınama açıklaması yaptı. Saldırı bugün de Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest'e az önce günlük basın briefinginde soruldu. Earnest de saldırıyı kınadı. Türk hükümeti ve Türk halkının yanında olduklarını vurguladı. Türkiye'nin kendisini ve halkının savunma hakkını desteklediklerini vurguladı sözcü. Amerika olarak Suriye'deki siyasi kaosun bölgede istikrar bulucu etkileri olabileceği yönünde yıllardır uyarılarda bulunduklarını hatırlattı ve Ankara'daki saldırının da bunun son örneği olduğunu kaydetti. Daha sonra IŞİD'e karşı mücadeleye sözü getirdi. Bu konuda Türkiye'den gördükleri işbirliğine değer verdiklerini belirtti. Türkiye'nin IŞİD'e karşı mücadelemizde bugünkü kadar sorumluluk almasından önce de Suriye sınırındaki istikrarsızlığın ülke için iyi olmadığını söylüyorduk. Bu nedenle de sınırın güvenlik altına alınması için Türklerle birlikte çalışmaktayız diye konuştu ve bu konuda hala yapılması gerekenler olduğunu, bu zorlu zamanda Türkiye'nin yanında yer almaya devam ettiklerini kaydetti. Saldırıdan PKK'nın mı sorumlu olduğu yönünde bir soru geldi sözcü Earnest'e. Kimin sorumlu olduğu konusunda kesin bir neticeye ulaşmadıklarını söyledi. Hem saldırıyla ilgili soruşturmalarda hem de ülkeyi gelecekte bu tür terör saldırıdan korumaya yönelik gerekli adımlarda Türkiye'nin adımlar atma çabalarında Türkiye'yi desteklediklerini vurguladı. Saldırı Amerikan basınında da geniş yer buldu. Saldırının sorumlusu olarak PKK'yı işaret eden bulguların olduğu yönündeki açıklamalara değinildi haberlerde. Türkiye'nin Kuzey Irak'taki PKK mevzilerini vurmasıyla ilgili detaylar aktarıldı. Bu son saldırının teröristlerin otobüs durakları gibi sivil nüfusun kalabalık olduğu noktaları hedef alma yönünde bir taktik değişikliğine gittiği yorumu yapıldı. Değişikliğine gittiğini gösterdiği yorumu yapıldı. New York Times gazetesi haberinde Türkiye'nin Orta Doğu'daki kaosu durdurmaya çalışan bir ülkeyken şimdi kendisini bir şiddet sarmalının içinde bulduğu görüşünü aktardı. Gazete saldırının sivilleri hedef alarak şiddetin büyük şehirlere de yayıldığı korkusu yaratmayı amaçladığı görüşünü dile getirdi. Amerika'nın PKK bağlantılı PYD'ye desteğinin Türkiye'de yarattığı rahatsızlığa işaret ederken bu saldırıdan sonra Türkiye ile Amerika arasında bu konuda yeni gerilimlerin ortaya çıkmasının muhtemel olduğu yorumunda bulundu. Wall Street Journal gazetesi de saldırının ardından Türkiye'nin PKK militanlarına karşı çok daha güçlü adımlar atmasının beklendiğini yazdı. Hülya Polat. Teşekkür ediyoruz Mehmet Toroğlu. Bir kez daha bu tür üzücü olayların tekrarlanmamasını diliyoruz.